Konut projesine başvurular bugün başladı dedik. Rekor var. Rekor bir katılım. Ama normal tabii, böyle bir şey bekliyorduk. Çünkü 2280 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak bir projeden söz ediyoruz. Ki E-Devlet mesaisi gece yarısı başladı. Şöyle söyleyeyim, internet sitesi yoğunluktan zaman zaman aksıyor hala. Aksaklıklar yaşandı gecede, yavaşladı. Sadece internet değil tabii, ilk gün başvuru yapmak isteyenler bankaların önünde de kuyruk oluşturdu. Rekor demiştik, sayıyı da verelim. Şu ana kadar 507.937 kişi başvurdu projeye. Arkadaşlarımız da bugün İstanbul ve Ankara'da örnek daireleri gezdi. Başvurular aylık taksitler gibi birçok başlığa ışık tuttu. İşte adım adım sosyal konut projesinin detayları. 703. Başvurabiliriz. Şu an vuramadık, çok yoğunluk var. Çocuğumla geldim işte, inşallah bize de çıkar. İnşallah bir kiracıktan kurtuluruz. Dar gelirli vatandaş için 500 bin konut müjdesinde başvurular bugün başladı. İlk gün yoğunluğundan başvuruların yapıldığı E-Devlet internet sitesi çöktü. Bankaların önünde uzun kuyruklar oldu. Umut sırası. İnşallah. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa olsun, çıksın. Peki o başvuru nasıl gerçekleşecek? E-Devlet'te arama butonuna konut başvurusu yazdığınızda çıkan butona tıklıyorsunuz. Ardından da önünüze bir bilgilendirme formu geliyor. Bilgilendirme formunu geçtikten sonra da size en yakın ve en uygun bölge sistem tarafından belirleniyor. Detay diyerek başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz ve hak sahibi oluyorsunuz. Son aşamaysa belirlenen bankalara 500 TL'lik ücreti yatırmak oluyor. Başvurumuzu yaptık, IBAN bekliyoruz. IBAN'da da paramızı yatırıp inşallah umutla geleceğimizi bekliyoruz. Nasıl buldunuz projeyi? Çok güzel. İnşallah çıkar, hayırlısı olsun. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin açıklanmasıyla birlikte bankaların önünde işte böyle uzayıp giden kuyruklar var. Öyle ki başvurular başladı. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Şu an vuramadık, çok yoğunluk var. İşte o başvurularla birlikte E-Devlet kilitlendi. E-Devlet'e giremeyen, başvuru yapamayanlar bu kez bankaların yolunu tuttu. Yaklaşık birkaç saattir bu kuyrukta o başvuru için bekleyenler var. Bekleyeceğim. Şu an sıramın gelmesini bekleyeceğim. Çekeli 703. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinde daireler nasıl olacak? İşte o örnek daireleri birlikte gezelim. İşte 2+1 örnek daire. Çok güzel yapmışlar. 2+1 daireler 75 ile 85 metrekare arasında olacak. Aylık ödeme 2280 lira, vade ise 240 ay olacak. İnşallah bir kiracılıktan kurtuluruz. TOKİ Ankara'da 18 bin sosyal konut inşa edecek. İşte o konutlara bir örnek C tipi bir dairedeyiz ve bu daire 2+1 bir daire ve 23 metrekare salon, 90 metrekarelik alana sahip. Bu salonda geniş camlarla ferah bir görüntü var. Aynı zamanda küçük bir balkon. O balkon mutfağa çıkıyor. Mutfağa da tıpkı salonu gibi ferah. Aynı zamanda mutfakta akıllı dolaplar da var. Proje çok güzel, çok iyi. Bekliyoruz. 3+1 dairelerin fiyatları da 850-950 bin lira arasında. 105 metrekarelik dairelerin aylık taksidi 3500 lira. Yine 240 ay vade var. İnşallah çıkar, hayırlısı olsun. Aceleye gerek yok. Konut için son başvuru tarihi 31 Ekim. Ödemeler, kuralar çekilip sözleşmeler yapıldıktan sonra başlayacak. Arsa ve iş yeri satışına gelince başvurular 10 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'da bitecek.